6 Şubat'ta bir deprem yaşadı. Evet. Kimisi ihmal diyor, kimisi kader diyor. Sizce ihmal mi, kader mi, ne düşünüyorsunuz? Önce milletimize geçmiş olsun. Amin. Ölenlere, ölenlere rahmet olsun. Şifa diliyoruz. Tabii ki depremler yani kişilerin istemesiyle olmuyor bu. Evet. Bu yine kader diyoruz. Ama sağlam bina olsa bu kadar kişi ölür mü? Sağlam bina değil şimdi. Şurada İstanbul'da her söz aynı. Çık dışarı yiyemezsin adama. O oluyor. Ben de bir Gölcük depremzedesiyim. Evet. Biz bunu şudur budur de... Kader mi diyorsunuz siz üzere? Kaderdir. İmanın altı şartından biri kaderdir. Tamam. Kadere inanmayan Müslüman olamaz. Çünkü imanın altı şartından biri... Eyvallah. Evet, buyurun. Efendim, kimisi diyor ki seçim ertelenmeli, kimisi yapılmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ertelenmeli mi, yapılmalı mı? Seçim o bizim işimiz değil, halkın işi değil. O bir halk olarak soruyorsunuz. İktidarda muhalefette olanların işi, kimin işçisi varsa onun işi. Yani biz sokakta... Onlar karar versin. Tabii. Peki abi, oy kime? Oyumu şu anda düşünmüyorum. Ama... Yine de oyunu bir bakıyorum sağa sola, ben 60 yaşında bir insanım. Muhalefete bakıyorum, bugüne kadar Cumhuriyet tarihi kurulundan beri bitişli ağacı yok. Ama yine bunlar... Cumhuriyeti kurduk diyorlar. Cumhuriyeti kurdunuz da ne yaptınız? Ne yapacak o diyor. Ne yapacak? Şanoğlu da Erdoğan yerine diyor. Gemicinoğlu Cumhurbaşkanı olamadı diyor. Anlamadım. Diyor ki CHP'yi Atatürk kurmasaydı, evet. Gemicinin oğlu diyor, Erdoğan diyor, köyünde çift olurdu. Bir dakika şunu söyleyeyim. Herhalde Atatürk olmasaydı bizim nefesimiz de olmazdı, almazdı. Bunları demek çok büyük günah iş. Atatürk eğer bu ülkeye hizmet ettiyse Allah razı olsun diyoruz. Rahmet diliyoruz ama Atatürk olmasa nefes almazdık. Atatürk olmasa siz dediniz ki CHP bir şey yapmadı dediniz de Atatürk'ü kurmuydu parti. Atatürk olmasa biz nefes almazdık, yaşamazdık diyenler bunu inançsızlığın bir ürünüdür. Onu demiyor efendim. Ben şu an öğrenmek için söylüyorum. Siz dediniz ki Allah, nefesi veren de Allah. Binalarımızı yıkan kaderdir bu. Beni bir dinleyebilir misiniz? Dinliyorum sizi tabii. Diyorlar ki evet. Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanında 45 tane fabrika kurdu. Evet. AK Parti sattı. O fabrikalar şu anda demode olmuş. Yani bir şey yapılmayacak mı bari? Kimi sattılar? Bir belgeniz var mı? Bilginiz var mı? Her şey şunu yaptı. Evet, ben Malatyalıyım. Şeker fabrikası vardı, şimdi yok. Ben de Tekel vardı, şimdi yok. Erzurumluyum. Ben de Erzurumlu. Allah'a şükürler olsun. Bu ülkenin o diyenlerin zamanında şeker bulamıyorduk, yağ bulamıyorduk. Şu anda şeker fabrikası satıldı denilen Tancı Market'te sana şeker yok. Tezgah altından sigara veriyor. Biz bunları gördük. Yalana gerek yok. Yalanın karşını Allah veriyor zaten. Şimdi iktidar ve muhalefet hepsi bu ülkenin insanı. Atatürk bu ülkeye hizmet etmiş bir insan. Biz teşekkür ediyoruz ama Atatürk'ü farklı yönlerde gösteren insanlara da lanet ediyoruz. Atatürk bu ülkede bu bayrağın altında yaşayan herkesin ölmüş, rahmete gitmiş bir cumhurbaşkanıdır. Bir devlet başkanıdır, devlet adamıdır. Bunu siyaset malzemesi lütfen yapmayalım. O zaman siz biraz önce niye bir şey yapmadı dediniz? CHP hiçbir şey yapmamış bu ülkeye. Ne yapmış mesela? Kılıçdaroğlu diyelim. Kılıçdaroğlu değil, CHP diyorum. Hayır, Atatürk'ü karıştırmasam. Bucunu konuşuyor. Ama CHP'nin kurucusu onlar. Bak şimdi ileri git, ne yapmış? Abi Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet ne yapabilir muhalefet? Şu, paralelde değil bak, ki bunun. Şu ülkede bugün neye bakarsanız bu iktidarın eli var. Bunu inkar edebilir. Abi isim ne? İsim ne? İsim Mehmet benim. Mehmet abi benim, evet. De Hüseyin, ben öğrenmek için soruyorum. Evet. Ben kimsenin avukatı değilim. Hayır, sen bilmiyor musun yani bu işleri? Ben işte öğrenmek için soruyorum. Şimdi diyorlar ki, evet. AK Parti yaptığı kadar da satmış. Kim diyor? Sen diyorsun CHP bir şey yapmış. Kim diyor bunu? Bunu kim diyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Muhalefet 72 yıldır iktidar olmamış. Bir dikil ağzını göster, bir dikil ağzını göster. Depremde bile... Türkiye Cumhuriyeti. Depremde insanlar ölmüş, istismar siyaset yapıyor. Nalet olsun buna. Biz bunu kabul etmiyoruz. Dikil ağaç sordun. Ben dedim Türkiye Cumhuriyeti kurmuş. Yok, anca Cumhuriyeti kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyeti bütün insanlar kurdu. Bir kişi kurmadı. Sen parti CHP'ydi ama. CHP partiydi o zaman. Nasıl ya? O insanların içinde bizim atamız dedemiz de vardı. Çanakkale'de ölenler. Nasıl CHP? Yani bir siyasi partiye indireceğiniyorsanız bu çok yazık. Çok kötü bir şey. Çünkü burada AK Partili'nin de, MHP'linin de, CHP'linin de, HDP'linin de dedeleri var Çanakkale'de. Bunu abi nasıl sen bir parti kazandı Kemal diyorsun? Kılıçdaroğlu bir çivi çakmadı. Bir dakika. Kemal 72'dir muhalefet ne yapabilir? Bir dakika. Bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret mi? Onu ne soruyorum size. Nedir bu? Sonra seçme seçilme hakkı devlet vermiş bunu. Yani demokrasinin bir cereyi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında oy verenler böyle bir... Başka bir şekilde yürüyün. Özellikle Cumhuriyet Partili arkadaşlar tarafından. Ben bunu şey etmiyorum. Cumhuriyet Partili arkadaşlarım da var. MHP'li de var, HDP'li de var. Ben Türkiye'li olarak, Türkiye insanı olarak bakıyorum herkese. Öyle kutuplaştırıcı işlerle uğraşanlar bu ülkenin başına en büyük sorunlardır. Sizin biraz önce söylediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu bir çivi çakmadı. Kutuplaştırıcı evet, değil mi? Evet, çakmadı. Hayır.
göstersin yaptığı 72'dir iktidar olmamış. Ne yapabilir? Ne? 72'dir. Bir ayda oldu. Ocun İzmir'de kovdular. Ödemiş belediyesi. Hangi belediyesi kovdular maaşımı alamadık diye. İstanbul, Ankara, büyük şehirler elinde ne yaptı? Bir göster bakalım şuraya. Yani şu Üsküdar'dayız. Bu otobüsler Üsküdar'dayız diyor. Meydanda arabalar suya kapıyor. Biz yaptık diyor. Hangi meydanda suya kapıyor? Nereye yaptılar? Artık altyapı yaptık, artık sel basmış. Hepsi böyle yalan. Biz yalandan başka bir şey görmedik. 128 milyar dolar nerede diyenler nerede? Arasın bulsunlar. Belce bilci varsa savcıya versinler. Ben de arkalarındayım. Allah kolaylık versin. Bir namaz kılalım. Allah kabul etsin. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.